İki şeye yapılan yatırımın faturası olmaz. Biri eğitimdir, biri sağlıktır. Bu parklar filan çocuklar için olmazsa olmazdır. Biz parklardan büyümedik. Parkı markada bilmedik. Kamıştan atın üzerinde büyüdük. Ama insan zekası her gün tekamül eden kutsal bir varlıktır insan. Onun için çocukların da buralarda çocukların zekasını geliştirecek ne varsa bütün oyun türlerini koyduk. Bu 7. parkımız bizim bu yaptığımız. Burada emeği geçen bütün arkadaşların hepsine aracılığınızla teşekkür ederim. Yani netice olarak biz hizmete talibiz. Halka hizmet, hakka hizmet felsefemiz de bu zaten. Burada kim istifade edecek? Bizim yeni nesil çocuklar. Çocukların iyi yetişmesi lazım. Bugün bakın biz bir cihan harbi görmüşüz. İki tane cihan harbi gören bir ülke var. İki ülke var. Biri batıda Almanya'dır, uzak doğuda Japonya'dır. Daş üstünde taş kalmamıştır. Sırf Almanların ikinci cihan harbinde ölü sayısı 8 milyondur. Yetişmiş insandır bunlar. Bugün Almanya Amerika ile yarışıyor. Arkasından da Japonya'dır. Bunların topraklarından 1 litre ham petrol çıkmıyor. Niye bunları anlattım biliyor musunuz? Bunların bütün hadisesi yetişmiş adam, vasıflı adamdır. Biz onun için vasıflı adam yetiştirmemiz lazım. Onun için de çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara parkta yapacağız, oyun salonları da yapacağız, okullarında yapacağız, spor salonlarında yapacağız. Eğitimle ilgili ne varsa Kozan Belediyesi okulların emrinde. Çocukların çok iyi yetişmesi lazım. İşte o zaman farklılığı göreceğiz. Bizim Türkiye'nin geleceği eğitimdedir. Bu genç kuşaktadır. Onun için onların biz altyapısını hazırlayız. Bu parklar da onların altyapısından birisidir. Çocuk gelecek, oynayacak, dünyası gelecek, gelişecek. Efendime söyleyeyim, kendi kendine beyin jimnastiği yapacak. Ben şunu daha yapayım, şu şöyle olsun. Oyun salonları, futbol sahası, voleybol sahası, güreş minderleri. Geçen gün rahmetli İsmet abi için mesela her sene geleneksel haline, bu sene ikinci senesini kutladık. İnşallah bunu gelenek haline getireceğiz. Gençleri o işe özendireceğiz. Kahve köşelerinden gençleri bizim kurtarmamız lazım. Bugün uyuşturucu Türkiye'nin de, Gozan'ın da, dünyanın da başına beladır. Şimdi çoğu bilmez. Benim bir tarafım da narkotikçidir. Uyuşturucuya müptela olan kadın olsun, erkek olsun, ondan doğan çocuktan da hayır gelmez. Onun için çocuklar o alanlardan alıp bu tip alanlara taşımamız lazım. O kimin görevidir? Belediyenin de elbette görevidir. Kimin görevidir? Kaymakamın görevidir. Kimin? Milli eğitimin. Bu konuda da inancım o ki herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Biz de yapmaya mecburuz. Bir de doğduğum yerler benim bura. İnsanın ikinci Kâbesidir. Şunu unutmamak lazım. İnsanın doğduğu yere hizmeti Kâbesine hizmet gibidir. Gozan'ın en kaliteli sularından birisi Savruk suyudur. Birini biz yaptırıyoruz, birinde hayırsever bir vatandaşımız. Bu tip parklara hayırsever vatandaşlar yaptırmak isterlerse biz onların emrindeyiz. Allah onlardan razı olsun. Paralarında beti, bereketi fazlalasın. Buyursunlar, gelsinler, biz yardıma hazırız onlara. Burada buna sahip çıkar.